Geçmiş olsun. Allah şifa versin. Eyvallah. Ömer'in hiç ses çıkmadı. Neyle uğraşıyor? Bizim reis sizinki gibi değil bacanak. Kimseye bir şey anlatmıyor. Gerçi şu durumda onun burada olmaması benim için ferahlık. Racon macon diye gidip kirveye geçmiş olsun diyecek, delireceğim. Sorma. Bunlar nerede yetiştiyse peygamber sabrı var. Benim gibi sabırlı adam bile bunların yanında fevri kalıyor. Fevri dedin de, Fevri'nin kralı geliyor. Göreyim seni İskender. Çarşıyı biraz karıştır. Biz aradan kirveyi alırız. Benden sonra sıra anneme kadar geldi mi? İskender. Şimdi olay çıkartmanın zamanı değil. Hesap sormak için vakit mi bekleyeceğiz? Yapanı bul. Hesabını birlikte keselim evladım. Bana bunu yapan belli. Ona da sordun mu? Ayağa kalkmanı bekledim. Birlikte soralım diye. Sen ayaklandın. O devrildi. Düşene tekme atmak bize yakışır mı? Bu olan tatsızlık çıkaracak Kirvem. Neyin tadı kaldı ki gözüm? İntikam için yanıyor. Ben kendimi rezil etmem gözüm. Oğlan bir şey yapmadıkça siz de yapmayacaksınız. Sen sana yakışanı yap. Ben bu aralar bana neyin yakışıp yakışmadığını göremiyorum. Beni. İtibarım, raconum, namım için seni bırakmadığımı zannediyorsun değil mi? Annem birazdan uyanacak. Ona bir daha oğlunu koruyamadım diyemem İskender. İntikam istiyorsan benden al. Ben sana babalık yapamadım. Hadi sen bana büyüklük yap. Tatar var dediler. Tatsızlık çıkmasın diye sana zahmet verdim. Süreyya bacı nasıl? Yarım bıraktığını tam etmeye mi geldin gözüm? Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu kirve? Bu saatten sonra o kurşunu atanın feryadından başka bir ses duymaz benim kulaklarım. Ben sıksaydım bacı değil sen yatıyor olurdun. Hem de hastanede değil, teneşirde yatıyor olurdun. O kurşunu sıkanı bulup getireceğim.
ayaklarını atınca utanacaksın. Bu işin arkasından sen çıkarsan ben Tatar kadar merhametli davranmam. Kadın kıyafeti giydirmem. Kadın ederim seni.